Merhaba arkadaşlar, şimdi de enduro giyim örneklerini vereceğim. Bir önceki videoda biliyorsunuz spor giyim örneklerini verdim. Şimdi de enduro giyimin benim uygun bulduğum, mağazamızda da bulunan kask, mont, eldiven, pantolon, dizlik ve işte bot tarzı örnekler vereceğim. Bunlardan ilk sunacağım benim de hoşuma giden Shoei GT Air. Shoei GT Air hakkında bazı arkadaşlar ses geçirdiğini söylemişti. Fakat benim güvendiğim kasklardan bir tanesidir. Zaten hani Shoei GT Air yazınca bizim kanalımızda çıkacaktır. O arkadaşın eleştirisi de çıkacaktır zaten. Ve Shoei GT Air'ın hani yeni versiyonları gerçekten biraz pahalı. Next ASIC 100 alınabilir. Polikarbon ve kauçuk desteklidir. Bunun gibi değildir tabii ki. Trikompozit ve işte fiber karışımı bir kask gibi değildir. Ve Next'in birçok farklı Enduro'ya uygun olabilecek kaskları da var. Enduro giyim için elimizde bulunan kasklardan bir tanesi GT Air. GT Air'ı daha önceden de zaten size göstermiştim ve detaylarını zaten sizlerle paylaşmıştım. Şimdi o arkadaşın eleştirisini bir kenara koyarak bunu tekrar tanıtacağım ve buna uygun montları, botu, eldiveni ve işte pantolonu sizlere göstereceğim. Şunu tabii ki yakından paylaşayım. Shoei GT Air'i zaten biliyorsunuzdur ve zaten hani kullanıcılar vardır. Kademeli açılan bir camı var. Camı da gerçekten kalın, hem de çizilmeye dayanıklı yapmışlar. Ön tarafında çok iyi havalandırma kanalları var, özellikle şuralarında. Ve hani isterseniz gözlükle giyebilirsiniz. Jam pad'leri gerçekten iyidir. Ve işte altta bir tane mikrometrik iki bağlantısı vardır. Ve yan tarafından şuradan açılan bir tane güneş vizörüne sahiptir. Güneş vizörü de gerçekten kalitelidir. Ve önden aldığı havayı cam içindeki havalandırma kanallarına, oradan da camınızın içine püskürterek bu şekilde buğulanmayı engeller. Ama hani hala buğu yapıyorsa şuradaki pin lock deliklerinden siz pin lock takabilirsiniz. Kapattığınız zaman zaten kademeli kapanır. Üst tarafında şu şekilde elle açılan, kapanan havalandırma kanalı vardır. Arka tarafında iyi bir spoiler'a sahiptir. Sarsılmayı engeller. Ve üst tarafında şu şekilde açılıp kapanan, üst tarafında diyorum, arka tarafında hava çıkış kanalı vardır. Ve bu 1450 gramlık kaslardan bir tanesi. Ve boyun petleri oldukça iyidir. Rüzgara ve sarsıntıya karşı boynunuzun ağrımasını engelleyecek şekilde yapılmıştır. Bunu alabilirsiniz. Benim de önerdiğim kaslardan bir tanesidir. Neden önerdiğimi söyledim zaten. Trikompozit ve fiber bir yapıya sahip kastır. Güneş vizörlü olması da bence detaylarından bir tanesi. Ama hani biliyorsunuz zaten hani güneş vizörü sizin hani kabuktan biraz feragat etmenize neden oluyor. O yüzden de bazı arkadaşlar güneş vizörsüz kask alıyorlar. İçinden kendi gözlük, nasıl olsa gözlük kanalları var diye kendi gözlüklerini takıyorlar. O şekilde kullanıyorlar. Enduro giyimine uygun Magna Mountain var elimizde. Onu göstereceğim şimdi de. Şimdi de Magna Mountain'a geçelim. Magna Mountain'ı zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Daha önceki tanıtımlarda görmüşsünüzdür. Benim önerdiğim en çok satan montlardan bir tanesi. Neden? 4 mevsim gerçekten iyi fiyat performansı olan montlardan bir tanesi. Neden bunu öneriyorum? Hemen açıklayayım. Bir kere boynu ayarlanabiliyor. Şöyle bir tane mekanizma yapmışlar. İçinde de şöyle o mekanizma içinde oynayan bir tane başlık gibi bir şey var. Ve çift kademede açılan bir iç fermuara ve bir dış fermuara sahip. Ayrıca çok iyi bir astara sahip. O astarda hem yağmur katmanı hem termal katmanı olarak iki tane, onları çıkarttığınız zaman da yazın ferah ferah sürmenizi sağlıyor. Nasıl ferah ferah sürmenizi sağlıyor? Çünkü şu yanlarından açıldığı zaman şu kısımlarına isterseniz göğüs korumanızı da yerleştirebilirsiniz bu kısma. Hani bence sırf cep olarak değil veya havalandırma deliği olarak değil, onun için de düşünülmüş. Buradan kapattığınız zaman bir cep olarak da kullanabilirsiniz, bir havalandırma deliği olarak da kullanabilirsiniz. Çünkü içinde bu file dokusu var. Hemen arkasına da böyle file dokusu yapmışlar. Bu file dokusunda hani önden aldığı havayı arkadan atsın diye kullanıyorlar. Ve hani şu şekilde arka kısım var, şurada reflektif şeritleri var ve hani bu
CE onaylı korumalara sahip, hem omuz hem dirsek korumaları çok iyi ve kol içi ayarlamaları, şöyle cırt cırtları var, şöyle cırt cırt yapmışlar buraya. Ve hani belinde de böyle farklı farklı kademelere göre ayarlamak için toka ve şu şekilde bantlar yapmışlar. Onları da çekip şu tokaları sıkıştırdığınız zaman tam belinize oturuyor. Herhangi bir kazada veya herhangi bir düşme şeklinde sizi koruması için, vücudunuza tam oturması gerektiğini zaten biliyorsunuz. Onu sağlamak için bu tokaları yapmışlar. Vücudunuza tam oturduğu zaman tüm korumalar size gerçekten çok iyi hizmet edebilmesi için yapılıyor. Ve şu kısımlarında da cepleri var. Bu biliyorsunuz, şuraya isterseniz arkanızdaki artçı ellerini sokabilir. İsterseniz siz de şu cepleri kullanabilirsiniz. Bir de şöyle bir detay vereyim. Hani bu cepler aynı zamanda su geçirmez. Detay vereyim. Daha önceki videolardan bir tanesinde de paylaşmıştım. Kendi kazamı anlatmıştım onda. O kazalardan birinde hani buraya koyduğum telefon kırılıp göğsüme batmıştı. Onu da hani burada detay olarak belirteyim. İç tarafındaki astarları dediğim gibi çıkartırsanız rahatlıkla sürüş yapabilirsiniz yazın da. Çünkü hani hem hava geçirgen bir monttur, hem de kışın termal ve yağmur astarıyla sizi iyi koruyacaktır. Bu montların da hani bu large bana X-large olduğu için hani bunu üstüme giyerek göstermiyorum. Daha önceden de zaten bunu giyerek göstermiştim. Magna Mountain diye aratırsanız kanalımızda onu da bulabilirsiniz. Bundan sonra eldivene geçelim. Çok iyi bir tane fiyat performans, aynı zamanda çok iyi koruma sunan eldivenlerden bir tanesini getireceğim şimdi. İşte o çok iyi eldivenlerden bir tanesi. Revit Boxer H2O diye geçiyor. Bu kışlık deri bir eldiven. Yani kış sürüşlerinizde sizin işinize yarayacaktır. Hemen yakından göstereyim onu da. Bileğinde soft bir koruma var, böyle yumuşak bir koruma var. Bu bilek koruması daha iyi yapılabilirdi bence. Şu yumruk korumaları var. Körük mekanizması var. Eklem yeri mekanizmaları, eklem yeri korumaları var. Ve tamamen deri bir eldiven olduğu için de çok iyi koruyacaktır. Şöyle cırt cırtlı şekilde yapılmış bir bilek yeri var ve elastik bir bilek oturma yeri daha var. Bu da deri olduğu için asfalt yanıklarından koruyacaktır. Ayrıca baş parmağına, telefonuna rahat elinizden çıkartmadan eldiveni rahat basabilmeniz için hassas yerler yapmışlar şöyle. Bu eldiven bence alınabilecek en iyi eldivenlerden bir tanesi. Revit'in tabii farklı farklı modelleri var. Onlardan da hani alıp kullanabilirsiniz. Ben bu tanıtımda bunu sunuyorum. Açıklama kısmında linklerini görebilirsiniz. Eğer ki sitemizde ölçüleri kalmamışsa isterseniz başka mağazalardan bakabilirsiniz. Benim önerdiğim budur. Şimdi size daha önceden de tanıttığım hani 3 mevsim kullanabileceğiniz, yazlık, baharlık ve sonbaharında kullanabileceğiniz bir tane pantolon önereceğim. O pantolonu daha önceden tanıtmıştım. Kış pantolonu değildir. Kış pantolonu için benim önerdiğim Proel. Proel'in linkini de aşağıda paylaşacağım. Enduro için bence iyi, uygun fiyatlı bir pantolondur. Daha önceden tanıttığım için tekrar tanıtmıyorum. Linkini paylaşacağım ve görüntüsünü şuraya koyacağım. Oradan bakıp siz de hani isterseniz alabilirsiniz. Ölçüleri vardır. Şimdi yazlık pantolonunu tanıtacağım. Yazlık, baharlık ve sonbaharlık olan pantolonu tanıtacağım. Bunu da daha önceden tanıtmıştım. Linkini koyabilirim ama bir göstereyim. Bu Tek90'ın bir pantolonu. Tek90 pantolonunu daha önceden ben tanıtıyordum zaten. Bu da onun mavisi. Siyahını hep görmüşsünüzdür. Bu da mavisi. Bunu neden tanıtıyorum? Çünkü hani bununla düştüğünüz zaman yaralanma ve işte kalçanızın, poponuzun yanması engelleniyor. Çünkü içinde kevlar bir koruma var. Ayrıca kalça korumaları var. Ayrıca diz korumaları var. Ve günlük hayatınızda da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Restorana, kafeye gittiğiniz zaman rahatlıkla oturup bununla hani motorcu değilmiş gibi de oturabilirsiniz. Dediğim gibi diz korumaları var. Özel bir dikişe sahiptir. Kolay kolay yırtılmaz, aşınmaz bir pantolon olarak bu Tek90'ın Pilot kodlarını öneriyorum. Hani asfalt yanmalarından koruduğu için işte çarptığı zaman şu şekilde
korumaları olduğu için, çarptığı zaman sertleşen korumaları olduğu için bu bence en iyi yazlık, baharlık ve sonbaharlık pantolonlardan bir tanesi. Sonbaharda, aşırı soğuk günlerde bu işinize yaramayacaktır. O yüzden de kışlık pantolon, doğrudan kışlık bir pantolon alabilirsiniz. Ama bu da alınabilir. Özellikle yani güney illerinde yaşıyorsanız kışlık bir pantolon almanıza gerek yoktur. Çünkü hani ne de olsa kışlık bir pantolondur. İçinde astar vardır onların. İçindeki astarı çıkarsanız da o sıcak sizi saracaktır. Ondan kurtulamayacaksınızdır. O yüzden pilot kotlarını alıp kullanabilirsiniz. Şimdi bot önerisine geçelim. Şimdi enduro botuna geçelim. Enduro botları biliyorsunuz uzun. Hani kısa bot enduro'da çok işinize yarar mı? Biraz daha hani böyle yol dışı sürüşlerine uygun olduğu için bence kısa bot almayın. Uzun botlardan bir tane alın ve onunla yola çıkın. Hani uzun bot beni çok yoruyor, çok terletiyor falan diyorsanız tamamen sizin bileceğiniz bir iş. Ama benim önerim size uzun bir bottur. Falcon Mixto 2 botları da bunun için yapılmış zaten. Vites koruması var, yine bilek koruması var. Şu şekilde açılıp kapanan, şöyle ne denir, böyle kayak ayakkabılarındaki gibi bir ek bağlama yapılmış. İçi terletmeyen bir şekilde yapılmış. Yani bu terletse de hani size belli etmeyecek şekilde yapılmış. Körük mekanizması yapmışlar. Hem burasına hem burasına yapmışlar. Cırtçırtla şöyle açılıyor. Şu bağlamaları hani sizin ayağınıza daha fazla koruma yapmak için, koruma vermek için yapmışlar. Açıldığı zaman şu şekilde içinde ek bir katman daha olduğunu görüyorsunuz. Ve iç katman hani sizi terletmemesi için şurasında file bir dokulu gibi yapılmış. İç tarafı biraz daha soğuktan sizi koruyabilecek şekilde yapılmış. Ön tarafında da kaval kemiğinizi çarpmayın, çarptığınız zaman da zarar görmeyin diye şurada da bir koruması var. Tabii ki bunun da hani topuk, burun ve bilek korumaları ve tabii bir vites koruyucusu var. Bu da bence iyi botlardan bir tanesi. İkinci olarak TCX'in AirTag'lerini sunabilirim. AirTag'ler de bunlar. Daha önceden bunları da tanıtmıştım. Yaklaşık aynı özelliklere sahip. Bu da hani daha kolay kullanılabilecek botlardan bir tanesi. Onun gibi ek bağlantıları yok. Bunun cırt cırtı ve fermuarı var. Bu şekilde kullanılan botlardan bir tanesi. Yine tabii ki yani bunun da şöyle hani hem vites koruması var, burun koruması var, topuk koruması var, körük mekanizması var hem önde hem arkada. Terlettiği zaman belli etmeyecek şekilde yapılmış. Bir de bilek koruması yapmışlar. Enduro sürücüleri için benim örneklerim bu kadar arkadaşlar. Tabii ki yani sitemizde bir sürü örnek var. Bir sürü farklı video, bir sürü farklı kombin çekebilirim. Sizlerin hani farklı farklı makineler için, farklı farklı motosikletler, motosiklet modelleri için istediğinizi biliyorum. Ben uygun hem enduro, spor scooter, spor touringlere falan böyle bir video çekmeye başladım. Bunların hepsini teker teker paylaşıyorum. Umarım hepinize yararı olur. Sormak istediğiniz soruları yorumlara yazabilirsiniz. Ben hani sizde hani yorumların hepsini cevaplamaya çalışıyorum, hepsini söylemeye çalışıyorum, size yetişmeye çalışıyorum. Umarım yetişebiliyorumdur. Bazılarınızı kaçırdığımı görüyorum. Lütfen hani şey yapmayın, kırılmayın. Hepinize yetişemiyorum gerçekten. Ama hani en azından yorumlarla size cevap vermeye çalışıyorum. İyi ki varsınız, iyi sürüşler, iyi günler.